Doğu Türkistan'da yaşayan Ömercan isimli Uygur baba, iki çocuğunu Mısır'a El-Ezher Üniversitesi'ne eğitim için gönderiyor. Osmancan ve Hazreteli adlarındaki bu iki kardeşin üniversiteye kayıt yaptırmasından kısa süre sonra Mısır polisinin ülkedeki Uygurlara yönelik tutuklama operasyonu başlıyor. 17 yaşındaki abisi gittiği Dubai'de şüpheli olarak tutuklanıyor. 14 yaşındaki kardeşi ise Türkiye'deki Uygurların yardımıyla İstanbul'a geliyor. Baba çocuklarını yurt dışına gönderdiği için tutuklanıyor ve Çin Komünist Partisi'nin kapalı eğitim kampına gönderiliyor. İşte bu, yüz binlerce Uygur ailesinin başına gelmekte olan felaketlerden sadece bir tanesi. Çin'in geçtiğimiz aylarda gönüllülük esasıyla başlattığı sosyal skor sistemi 2020 yılında zorunlu hale gelecek. Freedom House tarafından yayınlanan raporda internet özgürlüğünde en kötü notu alan ülkeler listesinin başında Çin geliyor. Özbekistan'da Orta Asya'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden birinin kurulacağı öğrenildi. 400 megawattlık HES barajı Taşkent'in barajı adını veren Pisken Nehri üzerinde kurulacak. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü adada ve Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Özbek liderden Orta Asya'da yeni birlik teklifi. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınma için Orta Asya ülkeleri Bölge Başkanları Birliği kurulmasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Rusya'nın Habarovsk şehrinde uçağın pistte sert iniş yapmasıyla yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.